Sayın İl Başkanım, Sayın Milletvekilim, Sayın 22. Dönem Milletvekilim, Sayın SKM Başkanım, değerli dava arkadaşlarım, Tekirdağ Süleyman Paşa'nın değerli basın mensubu arkadaşlarım. Cümleten hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ayaklarınıza sağlık, hoş geldiniz. Uzun zamandan beri Süleyman Paşa ilçe yönetimi, AK Parti yönetimi basınla bir araya gelememiştik. Bu bir vesileyle bir araya geldik. Ayaklarınıza sağlık, hepinize teşekkür ederim. Malum gündemle ilgili Sayın İl Başkanım, Sayın Vekilim size bilgiler verecek. Soru cevapları, sorularınız olursa Sayın Vekilim, Sayın İl Başkanım bizler cevap verebiliriz. Hepinize teşekkür ederim, sağ olun. Bravo. Evet. Sayın Vekilim, İlçe Başkanım, emekli büyüğüm, değerli İl Başkanım diyelim, kıymetli basın mensuplarımız, hepiniz hoş geldiniz, sefa geldiniz. Bugün Süleyman Paşa İlçe Başkanlığımızın bilgilendirme ve değerlendirme toplantısına katıldık SKM programı kapsamında. İnşallah güzel bir gün olacak. Bu haftadan itibaren bütün vekillerimiz sahada, hemen hemen bütün 11 ilçemizin 11'inde de gece geç saatlere kadar sürecek toplantılarımız olacak, değerlendirmelerimiz olacak. Vatandaşımıza yeni 16 Nisan'la ilgili, yeni anayasadaki değişikliklerle ilgili, maddelerle ilgili dilimizin vardığınca herkese ulaşıp doğru bildiklerimizi anlatmak için uğraşacağız. Biz yaklaşık bir aydır teşkilatlı olarak sahadayız. Ama vekillerimizin bildiğiniz üzere meclis çalışmaları geçtiğimiz haftaya kadar devam etti. Cuma günü itibariyle 3 vekilimiz de Tekirdağ'da çalışmalara başladılar. Bugün itibariyle 3 ilçemizde de vekillerimiz çalışıyor. Metin Bey bugün Çorlu'da olacak. Ayşe Hanım Çerkezköy'de olacak. Mustafa El vekilimiz bugün ve yarın Süleymanpaşa'da olacak. SKM, İl SKM Başkanlığımız vekillerimizin hangi gün hangi ilçede olacağını haftalık programları bugün akşama kadar size ulaştıracak bütün basın mensuplarımıza. Eğer ki gündemi takip etmek istiyorsanız, bizleri takip etmek istiyorsanız vekillerimizin ve teşkilatlarımızın nerede görev aldığını daha yakından öğrenmiş olacaksınız. İnşallah bugün Mustafa El Vekilim ve bizler yeni anayasadaki değişikliklerle alakalı sorularınız olursa cevap vereceğiz. Sayın Vekilim kısa ve öz bir bilgi verecek size. İnşallah güzel bir gün olacak. Hayırlı olsun diyorum. Toplantımıza katılan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Allah çalışmalarınıza yar ve yardımcınız olsun. Sağ olun. Tebrik ederim. Sağ olun. Belki uzun vereceğim, onu söyleyeyim mi? Fark etmez. Evet, Sayın İl Başkanım, Sayın 22. Dönem Milletvekilimiz ve kurucu İl Başkanımız, çok değerli ilçe başkanım, kadın kolları ilçe başkanımız, çok değerli SKM Başkanımız, çok değerli partimizin ilçe yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım, basınımızın mümtaz temsilcileri, böylesine güzel bir günde, aydınlığın hepimizin yüzüne vurduğu böylesine bir anda sizlerle beraber olmak bizim için gerçekten çok büyük bir mutluluk. Bizler bugün burada Süleyman Paşa İlçe Başkanımız Sayın Hüseyin Uzunlar ve arkadaşlarının hazırlamış olduğu bu basın toplantısında, kahvaltılı basın toplantısında Sayın Başkanlarımızın da ifade ettiği gibi özelinde anayasa değişikliği konusundaki halk oylaması başta olmak üzere yine Tekirdağ'ımızın diğer sorunlarını da ele alacağımız bir toplantı düzenlemek istedik. Tabii zaman zaman basınımızla birlikte olmak bizim için de çok büyük bir mutluluk. Çünkü gerçekten AK Parti iktidarı çok anlamlı işlere bugüne kadar imza attı. Ve bunların da mutlaka sevgili vatandaşlarımız, aziz milletimizle ilgili sizlerin çok anlamlı bir görevi var. Bu konuda biz siz değerli sayın basın mensuplarımıza da öncelikle teşekkür ediyoruz. Çünkü bizler gibi sizler de gecenizi gündüzünüze katarak karda, yağmurda, çamurda, hangi hava şartlarında olursa olsun her türlü zorluğu aşarak bu konuda kamu görevini yerine getiren kişilersiniz. Biz sizleri bu anlamda bir iş ortağı gibi görüyoruz. Gerçekten basın mensuplarımızı çok önemsiyoruz. Ve yaptığınız işlerde de bundan sonra da başarılar diliyoruz. Bu halk oylamasına gelirsek arkadaşlar, malumunuz Türkiye demokrasi tarihinde çok anlamlı bir gün olarak ileride de anılacak olan 16 Nisan tarihine hızlı bir şekilde şu anda devam ediyor yolculuğumuz. Türkiye'deki demokrasi yolculuğuna baktığımız zaman 1850'li yıllardan itibaren Türkiye'de ve Osmanlı Devleti zamanında ilk anayasa çalışmalarını görüyoruz. Ama ilk olarak da 1876'da Kanuni Esası ile beraber biz millet olarak anayasanın ne demek olduğunu yaşamaya başladık. Akabinde yine Kurtuluş Savaşı yıllarının yaşandığı 1921 yılındaki Türkiye'deki
diğer anayasamız, 1924 yılı anayasası ve daha sonraki darbe dönemlerinden sonra hazırlanan 1960 darbesinden sonra hazırlanan 61 anayasası ve 1980 darbesinden sonra hazırlanan 82 anayasası. Bu anayasaların ortak özelliği nedir diye sorduğumuzda genelde olağanüstü dönemler ve özellikle darbe sonrası hazırlanan anayasalar olduğunu görüyoruz. Aslında anayasalar milli mutabakat metinleridir. Tüm milletin üzerinde mutabık kaldığı konulduğu ve bu genel kurallar çerçevesinde hazırlanacak olan kanunlar, tüzükler ve yönetmeliklerin de oluşturulacağı bir devletin silsilesinin kurulması, kamu kurum ve kuruluşlarının dizaynının verilmesi ve aynı zamanda temel hak ve özgürlüklerin de sayıldığı metinlerdir. Fakat bu metinler Türkiye Cumhuriyeti'nde hiçbir zaman neredeyse normal zamanlarda hazırlanmadı. Her zaman vesayet makamlarının hazırlamış olduğu anayasalar oldu. Vesayet dediğimiz şey de gücünü milletten almadığı halde millet adına güç kullanma yetkisini kendinde gören kurumlar ve kuruluşlar, kişilerin hazırlanmış olduğu anayasalardı. Ve bu dayatmalar sonucunda da milletimiz ne yazık ki kendisine ya çok dar gelen ya da çok bol gelen anayasalarla yönetilmek zorunda kaldı. Hal böyle olunca bizim hem siyasal istikrarımızın engellenmesi hem de ekonomik istikrarımızın engellenmesi anlamında günler yaşadık. Özellikle tabii sistemiyle ilgili de aynı zamanda anayasalarımızda belirtilen bir hükümet sistemiyle ilgili de münhasıran özel sorunlar yaşadık. Bu sorunları nasıl gördük? İşte özellikle yine 1950 anayasa 1950 seçimleri 21 Mayıs 1950 seçimlerinden itibaren Türk milleti parlamenter sistemle tanıştı. Bu parlamenter sistemle tanışmamızdan sonra da tabii ki emekleyen demokrasimizde özellikle çok büyük sorunlar yaşadık. 1960 yılında bir darbe, 1971 yılında bir muhtıra, yine 1980 yılında darbe, 97'de 28 Şubat süreci, 2007 yılında bir yine e-muhtıra günleri yaşadık. Bunların temel nedeni ise biraz önce bahsettiğimiz vesayet odakları eğer kendi güçlerinin azaldığını görürlerse bu şekilde bir müdahale yaparak tekrardan millete ve kamu kurum ve kuruluşlarına istikamet verme heveslerinden vazgeçmedikleri için kendi yetkilerini, kendi koltuklarını kaybetmemek için millet adına hep bize bu şekilde dayatmalarda bulundular. İşte 16 Nisan'ın anlamı tam da burada yatıyor. Bizim bugüne kadar milletimize dayatma çabası içerisinde olanlara bu milletin artık yeter, sözde kararda milletindir diyeceği gün olduğu için biz bunu çok önemsiyoruz. Ve altını çizerek de söylüyoruz ki bizler bakın AK Parti iktidarı olarak Allah şükürler olsun 14,5 yıldan bu yana çok güçlü bir şekilde halkımızın desteğini arkamıza alarak yolumuza devam ediyoruz. Güçlü bir iktidarız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan milletimizin %52 oyunu alarak ilk defa Cumhuriyet tarihinde seçimle iş başına gelen çok güçlü bir cumhurbaşkanı. Milletini seven bir cumhurbaşkanı. Milletinden korkmayan bir cumhurbaşkanı. Ve başka bir güce ne AK Parti iktidarının ne de Sayın Cumhurbaşkanı'nın ihtiyacı var. Bizler bunu AK Parti iktidarından sonra veya Sayın Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanlığı görevinin bitiminden sonrasını düşünerek çok değerli milletimize, aziz milletimize artık tekrardan eskiye dönmemesi için öneriyorum. Bu konuyu özellikle de parti programımıza da yazmıştık. Anayasa değişikliğini bizler seçime girmeden önce de zaten söylemiştik.